Daha önce Parkinson hastalığını bir şekilde duymuş olabilirsiniz. Belki de aktör Michael G. Fox ya da Muhammed Ali'nin bu hastalıkla ilgili bir konuşmasını dinlemişsinizdir. Bu iki ünlü insan Parkinson hastasıydı. Ve bu hastalığın halk arasında tanınmasıyla gerekli bağışın toplanması konusunda büyük katkılar yaptılar. Peki acaba Parkinson hastalığı tam olarak nedir? Parkinson hastalığı bir progresif nörodejeneratif hastalıktır progresif diyoruz çünkü ilerleyen bir hastalıktır. Zamanla gittikçe kötüleşir, ağırlaşır. Nörodejeneratif diyoruz çünkü bu hastalık süresince beyindeki nöronlarda gerçek anlamda bir kayıp, bir dejenerasyon meydana gelir. Parkinson hastalığında dopamin nöronları adı verilen belli bir nöron çeşidinde gerçek anlamda kayıplar görülür. Dopamin nöronları, dopamin adı verilen ve günlük hareketlerimizi normal bir şekilde yapmamızı sağlayan çok önemli küçük sinyalleşme kimyasalları üretir. Bu dopamin nöronlarının büyük kısmı beynin substantia nigra denilen alanında yaşar. İşte burada görüyoruz substantia nigra. Omuriliğin yukarısında beynimizin orta beyin adı verilen bölümünde yer alır. Bu nöronlarda bir kayıp meydana geldiğinde beynin dopamin seviyesinde de azalma olur. Çünkü bu nöronlar bizim için çok miktarda dopamin üretmeye alışmışlardır. Dolayısıyla bu nöronlar olmadığında dopamin de azalır. Bu kısım çok önemli. Çünkü dopamin seviyesinde azalma meydana geldiğinde Parkinson hastalığının hareketlerimizde oluşturduğu ilk işaretleri görmeye başlarız. Şimdi bu işaretlerden bahsedelim. İşaretlerden biri titrekliktir. Bu çoğunlukla kendini el ya da parmakta tremor yani titreme olarak gösterir. İkinci işaret ise sertliktir. Tıbbi adıyla rigidite. Sertlik kendini kişi vücudunun kol, bacak ya da bilek gibi kısımlarını eğmek istediğinde gösterir. Kişi vücudunun belli bir bölümünü, örneğin kollarını eğmek istediğinde hareket kolayca gerçekleşmez. Hareketin akıcılığı yoktur. Bunun yerine sertlik hissedilir. Üçüncü işaret, yavaşlamış hareketlerdir. Bunun sebebi, kişinin bir hareketi tamamlaması için daha çok zamana ihtiyaç duymasıdır. Bu durumu daha iyi anlamak için, en son suda yüzdüğünüz zamanı hayal edin, hatırlayın. Belki bir yüzme havuzuna gittiniz ya da deniz kenarına gitmeyi tercih ettiniz. Suyun altında takla atmaya ya da şakalaştığınız arkadaşlarınızdan kaçmaya çalıştığınız anları hatırlayın. Bu hareketleri suyun altında yapmanız karada yapmanızdan çok daha uzun sürmüştür değil mi? İşte hareketleri yavaşlamış olan bir insanın durumu da aynen böyledir arkadaşlar. Onlar için bir hareketi yapmak normal duruma göre çok daha uzun zaman alır. Dördüncü ana işaretse denge ile ilgilidir. Bu insanlar ayakta dururken ya da yürürken sabit bir şekilde duramazlar, sallanırlar. Parkinson hastalarında tüm bu belirtiler aynı anda görülmeyebilir. Ama çoğunda hastalık ilerledikçe tüm bu sorunlar ortaya çıkar. Örneğin bahsettiğimiz son işaret olan denge sorunu hastalığın teşhisinden birkaç yıl sonra ortaya çıkar. Aslında genellikle birinde Parkinson hastalığı olup olmadığına karar vermek için ilk üç işaretin olup olmadığına bakılır hareket kabiliyetiyle ilgili bu başlıca belirtiler, Parkinsonizm ya da Parkinsonyan sendrom adı verilen bir semptomlar bütününü oluşturur. Yani aslında Parkinson, Parkinsonizme sebep olan bir hastalıktır. Parkinsonizm denilen semptomlar bütününe sebep olabilen birkaç başka nörodejeneratif hastalık daha vardır. Ama Parkinson hastalığı bunların arasında en yaygın olanıdır. Bu yüzden Parkinson hastalığının sebep olduğu Parkinsonizme genellikle birincil Parkinsonizm denir. Diğer nörodejeneratif hastalıkların sebep olduğu Parkinsonizme ise ikincil Parkinsonizm adı verilir. Aslında Parkinson hastalığı sadece Parkinsonizme sebep olmaz. Hatırlarsanız bunun beyinde oluşan bir hastalık olduğunu söylemiştim. Beynimizde yani ana kontrol merkezimizde bir şeyler arızalandığı zaman genelde birden fazla belirti görülür. Bu yüzden Parkinson hastalığı olan kişilerde depresyon gibi psikiyatrik sorunlar, hafıza kaybı ve konsantrasyon bozukluğu gibi bilişsel sorunlar ve hareketle ilgili olmayan daha birçok belirti de görülebilmektedir. Koku alma ve uyku düzeniyle ilgili sorunlar bunlar arasında sayılabilir. Parkinson hastalığının sebepleri tam anlamıyla bilinmiyor. Vakaların büyük kısmında hastalığı neyin tetiklediği kesin olarak bilinmediğinden bunlara idiopatik vakalar denmektedir. İdiopatik sebebi bilinmeyen demek yani. Vakaların çoğunluğunda bir aile geçmişi de yoktur. Hatta hastaların sadece yaklaşık %15'inin ailesinde Parkinson görülür. Bu kişilerde Parkinson hastalığına birkaç farklı genden birinde oluşan mutasyonun sebep olduğu düşünülüyor. Bu mutasyon hastalıktan sorumlu olan gene göre kişide Parkinson hastalığına yol açabilir ya da sadece Parkinson hastalığına yakalanma riskini arttırabilir. Eğer kişinin bu hastalığa sebep olan genlerinde bir sorun varsa, hastalık kesinlikle gerçekleşir. Ama sadece yakalanma riskini arttıran genleri sorunluysa, hastalık gelişebilir de, gelişmeyebilir de. Yine de hastalığın gelişme olasılığı, mutasyona uğramış geni olmayan kişilere göre çok daha yüksek olur. Yani genler bazen bu hastalıktan sorumlu olabilir. Ama genel olarak Parkinson hastalığına neyin yol açtığını tam olarak bilmiyoruz. Buna rağmen hastalığın gelişmesinde etkili olan bazı risk faktörlerinden bahsedebiliriz. Risk faktörü bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etken demektir arkadaşlar. Parkinson hastalığının oluşmasında belirli bir gen mutasyonunun etkili olabildiğini söylemiştik. Ama bunun yanında genetik olmayan bazı risk faktörleri de vardır. Bazı böcek ilaçları ya da temizleyicilerindeki kimyasallara maruz kalmak gibi. İleri yaş da bir faktördür. Yani 60 yaşına geldiğinizden itibaren geçen her yıl Parkinson hastalığına yakalanma riskiniz gittikçe artar. Eğer şiddetli bir sarsıntı geçirdiyseniz bu da Parkinson hastalığına yakalanma açısından bir risk faktörüdür. Ve cinsiyet. Tam olarak bilinmeyen bir neden ne de olsa erkeklerde bu hastalığın görülme ihtimali kadınlara göre biraz daha fazladır. Diğer bir risk faktörü ise ağır metal partiküllerin düzenli olarak solunmasıdır. Örneğin bakır, manganez ya da kurşun gibi. Özellikle bir sanayi bölgesi yakınlarında yaşıyorsanız, havaya karışan bu partikülleri soluyabilirsiniz. Bunlar Parkinson hastalığının oluşmasındaki risk faktörleridir. Yani bunlar hastalığın bir kişide gelişmesi olasılığını arttıran etkenlerdir. Parkinson hastalığının tedavisinde genellikle hareketle ilgili belirtileri düzeltmeye yardımcı olan ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların birçoğu beyindeki dopamin seviyesinin yerine geçen ya da seviyeyi arttırmaya yarayan ilaçlardır. Çünkü hatırlarsanız bu hastalıkta dopamin üreten nöronlarda kayıplar meydana geliyordu ve tek ihtiyacı belirtilerinin hafiflemesi olan bazı hastalarda bu ilaçlar harika sonuçlar verebiliyor. Ancak birkaç yıldır bu hastalığın görüldüğü bazı hastalarda ilaçlar artık yetersiz kalıyor ve bu hastalar belirtilerini hafifletmek için cerrahi müdahale geçiriyorlar. Cerrahi müdahalenin amacı beynin daha önce bahsettiğimiz titreme ya da katılık gibi hareket sorunlarına yol açan bölümlerini etkisiz hale getirmektir. Bu, Parkinson hastalığı ile ilgili uzun vadeli tahminlerde bulunulmasını sağlar. Ne yazık ki Parkinson hastalığı ilerleyen yani progresif bir hastalıktır. Yani teşhis konduktan sonraki yıllarda da hastalık ilerlemeye devam eder. Günümüzdeki tedavi yöntemleri bu hastalığı durdurmak için yeterli değildir. Ama mevcut ilaçlar ve ameliyatlar en azından belirtilerin kontrol altına alınmasını, böylece Parkinson hastasının mümkün olduğunca uzun bir süre kaliteli bir yaşam standartına sahip olmasını sağlar. Son olarak burada Parkinson hastalığının sadece yaşlı insanlarda ortaya çıktığına dair yaygın kanıyla da düzeltmek istiyorum. Ortalama teşhis konma yaşının 60 ila 65 civarında olduğu doğrudur. Ama hastaların %5 ila 10'una 50 yaşından önce tanı konuyor. Buna genelde Genç ya da erken başlangıçlı Parkinson hastalığı denmektedir. Genç Parkinson hastalarında daha önce bahsettiğimiz gen mutasyonlarının 60-65 yaş aralığındaki hastalara göre çok daha etkili olduğu düşünülüyor.